Sayın Cumhurbaşkanımızın ilk talimatından sonra, yani o bölgeye bir harekatın başlaması yönündeki talimatından sonra Amerika Başkanı, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Cumhurbaşkanımızı arayarak buradan çekileceklerini söylediler. O gündür bugündür oluşturduğumuz görev gücüyle ve yine daha önce oluşturduğumuz Suriye Çalışma Grubu vesilesiyle Amerika'nın bu çekilmesini ve çekildikten sonra nelerin yapılması gerektiğini koordine etmeye çalıştık. Ve görev gücü toplantılarında ve sonrasında karşılıklı pozisyonlarımızı belirten kağıtları birbirimize ilettik. Ve en son görev gücü toplantısından sonra teknik çalışmaları da yine askerler düzeyinde yürüttük. Tabii ki istihbaratımızdan ve Dışişleri Bakanlığımızdan da arkadaşlarımız bu çalışmalara katıldılar. Ve dün de açıklandığı gibi bir çerçeve belirlenmesi konusunda, yani çalışmaların nasıl yapılacağı konusunda mutabakat sağlandı. Esasen dünkü anlaşmayı, mutabakatı çok iyi bir başlangıç olarak nitelendirebiliriz. Ve özellikle bundan sonra atılacak adımlar ve detaylarıyla ilgili alınacak kararlar konusunda müşterek harekat merkezinin oluşturulacak olması önemlidir. Ve bu merkezle birlikte yine ilgili kurumlarımızın dışişleri ve istihbaratında katılımıyla diğer detaylarda tabii ki detaylar konusunda da birlikte Amerika ile birlikte karar verilecektir. Bizim amacımız bu güvenli bir bölgenin oluşturulması, bu bölgeden YPG, PYD ve PKK'nın tamamen temizlenmesi. Burada efendim yok YPG tamam anlıyoruz ama SDG ya da PYD bunlar sivil teşkilatlardır sözü doğrusu inandırıcı olmaz. Bunların hepsi birdir. Nasıl PKK ile KCK aynıdır Türkiye'de, orada da YPG, PYD hepsi aynıdır. Bunların tamamen temizlenmesi ve burada tabii Amerika ile Türkiye'nin ortak hareket etmesi, önce güvenlikle ilgili, daha sonra buraların istikrara kavuşturulması ile ilgili Münbiç yol haritasında olduğu gibi önemli. Ve buralara Türkiye'deki mültecilerin ve Suriye'nin değişik bölgelerinde buralardan göç etmek zorunda kalan insanların güvenli bir şekilde döndürülmesi gibi insani boyutları da var. Yani bu kapsamlı bir çalışmadır. Gayet güzel bir şekilde söylediniz, Münbiç yol haritası gibi mi olacak diye. Evet, çok açık ve net söylüyoruz. Bu çalışmanın Münbiç yol haritasına dönüşmesine müsaade etmeyeceğiz. Yani Münbiç yol haritası 90 günde uygulanacaktı. Gayet net, sarih bir esasen yol haritasıydı ve iki Dışişleri Bakanı olarak Pompeo ile ve ben bizzat geçen sene 4 Haziran'da bunu onayladık. Fakat uygulamada işte Münbiç etrafında ortak devriye gibi ve diğer mazeretlerle Amerika bir oyalama sürecine girdi. Ama burada bir oyalama sürecine girilmesine müsaade etmeyeceğiz ve bunun uygulanması gerekiyor. Sonuçta nedir hedef? Ya buradan bu çalışmayla tüm teröristler temizlenecek, bizim güvenliğimize risk oluşturan silahların alınması da çok önemli. Ya da biz bunu tek başımıza yapacağız. Amerika'da yani bu kararlılığımızı gördü ve bunu birlikte yapalım anlayışına geldi ama şu andaki geldiğimiz noktadan itibaren uygulamada da bunu görmek istiyoruz. Biz kararlıyız. Kararlı olduğumuzu da sadece sözlerle değil, attığımız adımlarla da gösteriyoruz. Bu iyi başlangıcın iyi bir şekilde neticelendirilmesi için ne gerekiyorsa Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve talimatlarıyla yapmaya devam edeceğiz. Türkiye, Avrupa'yı ve Asya'yı birleştiren bir ülke. Adeta köprü görevini üstleniyor. Bunu sadece coğrafi konumuyla değerlendirmek eksik kalır. Bugüne kadar ki üstlendiğimiz roller ve de yine faaliyetlerimizde de Türkiye gerçekten Doğu ile Batı arasında bir köprü olmuştur birçok konuda. Bunu sadece kaçak göçmen meselesi olarak değerlendirmek doğru olmaz. Asya şu anda dünyanın ekonomik merkezi olmaya başladı. Ve hızlı bir şekilde bu konumunu güçlendiriyor. Yani artık ekonominin gücü, merkezi Asya oldu. Bugüne kadarki Asya politikalarımız başarılı oldu. Ama Afrika açılımı diye başlattığımız kapsamlı bir stratejiyle artık Afrika ile ilişkilerimiz ortaklık politikasına dönüştü. Ve bunun faydasını biz de gördük, Afrika ülkeleri de gördü, Afrika Birliği ve Afrika'daki bölgesel örgütler de gördü. Keza Latin Amerika ve Karayipler açılımımızın da bir başarı hikayesi olduğunu herkes söylüyor. Başta o bölgedeki ülkeler ve bölgesel örgütler olmak üzere. Asya politikamız bugüne kadar eksik değildi. Ama biraz önce söylediğim sebeplerden dolayı bütüncül bir yaklaşımla Asya ülkeleriyle onların da farklılıklarını gözeterek ve bölgesel örgütlerle ilişkilerimizi çok daha ileri götürmek istiyoruz. Eğer ekonomide de Sayın Cumhurbaşkanımızın koyduğu hedeflere ulaşmak istiyorsak bugün Asya'yı göz ardı edemeyiz. Eğitim de olacak. Birçok Asya ülkesiyle ortak üniversiteler kuruyoruz. Şimdi Japonya ile Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ni artık hayata geçiriyoruz. Diğer taraftan yine savunma sanayi konusunda bakıyoruz, ürünlerimize çok büyük bir ilgi var. Avantajlarımız var çünkü. Fiyat, kalite ve işte siyasi bir baskınsı olarak kullanmamamız vesaire. Afrika'ya bundan sonra daha ağırlık vereceğiz. O gün söylediğim gibi bu Türkiye'nin bir eksen kayması falan değildir. Maalesef Türkiye'nin bu yeniden Asya açılımına dışarıdan hiç olumsuz bir tepki gelmedi. Ben bekliyordum ki Avrupa'dan falan. İçeriden de çok büyük olumlu tepki geldi. Ama maalesef bazı böyle sözde aydın geçinenler Türkiye'nin işte tekrar Asya'ya geri döndüğünü ve Batı'yı ihmal edeceğini söylemeye başladı. Bu yanlış. O gün de söyledik. Avrupa'da ve Avrupalı olmak bizim için çok değerlidir. Ama Asya'da ve Asyalı olmak da bizim için çok değerlidir. Niye ikisini birden başaramayacağız? Bu iki sac ayağı üzerinde Türkiye yükselemez mi? Yükselir. Böyle komplekslere hiç girmeye gerek yok. Bu coğrafyada yaşayan bir ülke olarak zaten ikisinden birini seçme lüksümüz de yok. İşte Cumhurbaşkanımızın da özellikle bu yeniden Asya açılımına destek vermesi ve bu süreci hızlandırın diye talimat vermesi önemlidir. Diğer taraftan Asya ile ilişkilerimiz, özellikle dijital ekonomiden bahsediyoruz, dijital ticaretten bahsediyoruz ve önümüzdeki süreçte açılımlarımızdan birisi de dijital diplomasi. Eğer bu alanlarda da bir bilgi toplumu ve olmak istiyorsak ve çağı yakalayıp hatta bir adım önde olmak istiyorsak bunun da yolu bu anlamda da Asya ile işbirliğinden geçer. Biz de 20 yıl gibi bir ara verdiğimiz Özbekistan'la 2 yıl içinde ilişkilerimizin hangi düzeye geldiğini gördünüz, görüyorsunuz. Biz o kardeş ülkelerin vatandaşlarına, kardeşlerimize vizeleri kaldırdık. Fakat o ülkelerin tabii kendi dinamikleri var. Bu sadece bize yönelik bir şey değildir. Diğer ülkelerin de yani örnek alarak bu kardeş ülkelere baskı yapması vesaire gibi bazı kendilerinin politikaları var. Tabii ki bizim vatandaşımız üzülüyor. Yani biz kardeşlerimize vizeyi kaldırdık ama bu kardeş ülkeler bize vizeyi niye kaldırmıyor diye. İşte tam bu noktada Azerbaycan'ın bizim vatandaşlarımıza vizeyi kaldırması son derece anlamlı oldu. Ve Sayın Cumhurbaşkanı Aliyev, Cumhurbaşkanımız arayarak bu güzel haberi verdi. Geçenlerde de biliyorsunuz Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi kardeşim gelerek bakanlığa bizzat kaldırılana dair, yani 1 Eylül itibariyle kaldırılacağına dair vizelerin belgeyi de birinci elden teslim etmiş oldu. Ve böylelikle Azerbaycan'la bu süreci tamamlayacağız. Başardık. Evet, üçlü zirveyi inşallah, liderler zirvesini bu sefer Türkiye'nin ev sahipliğinde dediğiniz tarihlerde gerçekleştireceğiz. Şu anda ilk olarak bir mutabakat var. Bir aksilik çıkmazsa gerçekleştireceğiz. Özellikle Astana süreciyle başlattığımız bu işbirliğinin sahada ve masada faydasını çok gördük. Hem siyasi boyutta hem çatışmaların durdurulması, en son İdlib'deki saldırganlığı da durdurmak için elimizden geleni yaptığımızı sizler de görüyorsunuz. Ama son geldiğimiz noktaları değerlendirme bakımından bu üçlü zirve zamanlıca olacak ve önemli bir toplantı olacak. Diğer taraftan Anayasa Komisyonu'nun kurulmasıyla ilgili de son safhaya geldiğimizi daha önce söylemiştim. Şu anda bir isim üzerinde bizim bir itirazımız oldu. Onun da değiştirilmesi için Rusya özellikle gereğini yapıyor ve önümüzdeki süreçte Rusya, Türkiye ve İran'ın Dışişleri Bakanları olarak bir araya gelip bunu açıklamak istiyoruz. Dörtlü zirvede işte daha önce bu Anayasa Komisyonu da dörtlü zirvesinin nihai bildirgesinde vardı. Anayasa Komisyonu'nun kurulmasından sonra da dörtlü zirveyi gerçekleştirme konusunda Osaka'da bir mutabakat sağladık. Sayın Cumhurbaşkanımız hem Putin'le hem Macron'la hem de yine Merkel'le görüşmeler yaptı ve bu görüşmeler doğrultusunda Anayasa Komisyonu kurulur kurulmaz ve üçlü zirveden sonra dörtlü zirvenin de planlamasını yapacağız. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Sağ olun.